Ece'nin Örgüleri YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle görmekte olduğunuz bu katlı kız bebek eteğini birlikte çalışmak istiyorum. Instagram hesabımdan siz sevgili takipçilerimden çok fazla istek geldi bu etek üzerine. Bunun bir de yeleği vardı bakın. Bu şekilde yelek etek takımı olarak çok istek geldi. Ben de sizleri kırmamak adına bugün bu eteğin anlatımını vermek istiyorum. Bu eteğimizin takımı olarak yapmış olduğum bu yeleğin anlatımını da YouTube kanalıma yükledim. Bu videonun açıklama bölümüne ekledim arkadaşlar. Siz bu videonun sağ alt köşesindeki küçük üçgene tıklarsanız açıklama bölümünde bu yeleğin olduğu YouTube linkini bulabilirsiniz. Linkin üzerine tıkladığınız zaman kolayca bu videoya ulaşabilirsiniz. Bugün bu yeleğimizin takımı olarak bu güzel eteğimizi çalışacağız. Kızlar kat kat etekleri çok sever. Ben bugün 1-2 yaş için çalışıyorum bu ölçüleri. Siz daha küçük yapmak istiyorsanız başlangıç zincir sayısını daha küçük başlayabilirsiniz. Diğerlerini aynı yapabilirsiniz. Bir tek yüksekliğini benim yaptığım ölçüden 2 sıra daha eksik yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu güzel eteğimizin örgüsüne lastiğinden başlıyoruz. Lastiğini yapabilmek için bir sıra trabzan yapıyoruz. Trabzanları 80 zincir üzerine 80 trabzan yaptım. Daha sonra kaydırma tekniği ile trabzan sıramı kapadım. 4 sıra gri renk ile lastik uygulaması yaptım. Bu gri ipin son sırasında görünen gözenekler ikiye bölünüyor. Bakın önce fila örgüsünü yapıyoruz eteğin filisini tamamen bitiriyoruz file şeklinde daha sonra uç bölümüne bu modeli yerleştiriyorum bel çevresinden de bu fileyi başladığımız gözeneklerden model yerleştiriyorum ara kata da bir model yerleştiriyorum bakın 3 katlı bebek eteği yapıyoruz bunun önü arkası yok birleştirme yerlerimiz düzgün olduğu için hiçbir sorun yok arkadaşlar bu bel çevresine de İsterseniz sade kullanabilirsiniz. İsterseniz bu şekilde kurdale geçirebilirsiniz. Veya bu yeleğimize yapmış olduğumuz bu kordundan yapıp eteğin beline geçirebilirsiniz. Bu kordonun olduğu YouTube linkini de ben bu videonun açıklama bölümüne ekliyorum. Bu kordonun anlatımını da bu videonun sağ alt köşesinde küçük üçgene tıklarsanız fıstıklı kordon yapımı diye kolayca bulabilirsiniz. Eteğimizin örgüsüne ben 1-2 yaş bebek için 80 zincir çekerek başladım. Ama siz bu başlangıcı bebeğinizin beline göre yaparsanız daha iyi sonuç elde edersiniz arkadaşlar. Bu verdiğim sayılar elinizin sıklığına, ipinizin kalınlığına ve kullanacağınız tığın kalınlığına göre değişecektir. Onun için en güzeli zincirinizi çekin. Yapacak olduğunuz bebeğin beline ölçün. Eğer güzel denk geliyorsa o sayıyla devam edin. Model yerleştirmelerinde zaten bir sorun yaşamazsınız. Fileyi yapması da çok kolay. Bu başlangıcını daha az çekip daha küçük yapabilirsiniz veya 2 yaş üstü kız çocuklarınız için yapmayı düşünüyorsanız da yine kızınızın beline göre ölçün, ona göre başlangıcı yaparsınız. Bu ben 4 sıra lastik uygulaması yaptım. Siz bunu 5-6 sıra yapabilirsiniz daha büyük çocuklarda. Filelerde bir değişiklik yok. Her trabzana bir file örgüsü yapıyoruz zaten. Onda bir değişiklik olmaz. Sayı büyük olacağı için fileniz de büyük olacaktır. Yüksekliğine gelince siz bir sıra fazladan yapabilirsiniz. File örgüsünü ben 14 sırada bitirdim sonra model yerleştirdim. Siz 18-20 sıra yapıp Ondan sonra modeli yerleştirebilirsiniz. Bu modeli de benim yaptığım ölçüden bir iki sıra daha fazla yapabilirsiniz. Her kat için geçerli bu. İkisini ortalayıp bu ara modeli de öyle yerleştirebilirsiniz. Ben bugün Nakolux Minnoş kullandım arkadaşlar. Üzerinde 100 gram 340 metre yazmakta. Renk numarası da 230 69 üzerinde çok ip var bir yumaktan bu eteği elde ettim ben siz daha küçük veya bu boyda bir etek yapacaksanız 100 gram 340 metre yazan bir ip yeterli ama metresi daha azsa sizin kullandığınız ipin bir ip yetmeyebilir bir ikinci ipi de elinizde bulundurun katlı olduğu için ve alttan fila ördüğümüz için yetmeyebilir arkadaşlar bir yaş üstü yapacaksanız zaten bir yumak yetmez. Elinizde iki yumak ip bulundurun. Eteğin bel lastiğinde ve yapmış olduğum modellerin çevresinde kullandığım gri rengiminde markası şu arkadaşlar bakın. Bebe Alize Şekerim. Bunun da üzerinde 100 gram 320 metre yazıyor. Gri herhangi bir renk kullanabilirsiniz. Gri yerine fuşya renkle de yapabilirsiniz. Pembenin koyusu olarak fuşya rengi kullanabilirsiniz. Beyazla yapabilirsiniz. Tercihinize göre değişecektir. Tığ olarak da elimin sıklığına ve ipimin kalınlığına uygun olarak da 3,5 milimlik tığ kullandım. Malzemelerimiz bunlar. Siz ipinizi, tığınızı hazırlayın. Hep birlikte bu güzel ve tatlı eteğimizin örgüsüne geçelim. Kanalıma abone değilseniz Ece'nin Örgüleri YouTube kanalına abone olmayı unutmayın lütfen. Zil şeklindeki butonu da aktifleştirirseniz bundan sonra kanalıma yükleyeceğim videolardan ilk önce sizlerin haberi olacaktır. Kanalıma abonelik ücretsizdir. Hiçbir tereddütünüz olmasın arkadaşlar. Hepinize kolay gelsin. İyi seyirler. Eteğin örgüsüne bel lastiğinden başlıyoruz bel lastiğinin başlangıcı için 80 zincir çekiyoruz. Bakın şu şekilde bir ilmek oluşturuyorum. Ve başlıyorum zincir çekmeye. 1, 2, 3. Zincirleri çekerken başlangıçta çok sıkı çekmezseniz daha güzel olur arkadaşlar. 4, 5, 6, 80 zinciri çektim. Eteğin bu aşamasında bu çekmiş olduğunuz zinciri bebeğinizin beline ölçerek çekerseniz çok iyi olur arkadaşlar. Bakın şu şekilde elastiki bir görüntüsü var zaten. Şimdi üzerine trabzan yapacağız. Trabzan yaptığımız zaman biraz daha elastiki bir görüntü elde edeceğiz. Trabzan yapmak için 1, 2, 3 zincir daha çekiyorum ipi tığın üzerine alıyorum bakın 1 2 3 zincir atlıyorum dördüncü zincirin içerisine bir trabzan yapıyorum bakın bu şekilde ilk trabzanımızı yaptık ipi tığın üzerine alıyorum ve gördüğüm bütün zincir gözeneklerine birer defa trabzan yapıyorum bakın normal ikili trabzan yapıyoruz Bu şekilde bütün zincirlerin üzerine dolduralım. Bu başlangıçta 3 zincir çekerek oluşturmuş olduğumuz bir trabzan var. Bunu da bir trabzan olarak ele alıyoruz. Bununla birlikte toplam 80 trabzan yapalım. 80 zincir üzerine 80 trabzan yaparak bir sıra trabzan elde ettim. Bakın arkadaşlar. Bu 80 trabzanın kaç santimlik olduğunu ölçüyorum. Bakın sıfır noktasına uç noktasını tutuyorum. Örgümü çektirmeden santimetre olarak ölçüyorum. Bakın 40 santim. 40 santimlik bir trabzan sıram var. Bu benim yapacağım ölçü için yeterli bir ölçü. Ben 80 zincir çekerek 40 santimlik bir ölçü elde ettim. Siz bu aşamasında bu ölçüyü bebeğinizin beline ölçün. Eğer tamamsa lastik örgüsüne devam edin. Eksikse beline göre ölçü yapasıya kadar devam edin. Şimdi lastik örgüsüne geçiyoruz. Bakın bu ilk gözeneğe trabzan başlamıştık. Bu ilk gözeneğe tığ takıyorum. İlmek alıyorum. İçerisinden geçirdim. Tığın üzerindeki ilmeğin içerisinden de geçiriyorum. Bakın. Burada kaydırma tekniği yapıyoruz sırayı kapatmış olduk. 1 2 zincir çekiyorum. ipi tığın üzerine alıyorum. Bu görmüş olduğum ilk trabzan var. Bunu boşluktan şu şekilde kavrayarak trabzan yapıyorum. Çok sıkı yapmayın trabzanları. Daha güzel oluyor. İpi tığın üzerine alıyorum. Bakın bu trabzanı da diğer taraftan şu şekilde Diğer taraftan boşluktan kavrayarak trabzan yapıyorum. Bakın benden taraftan boşluktan kavrayıp trabzan yaptım. Diğer taraftan bakın şu trabzanı da ters taraftan boşluktan kavrayarak trabzan yapıyorum. Bu şekilde batmıyoruz. Boşluklardan kavrayarak trabzan yapıyoruz. Bakın bu şekilde devam ediyoruz. Bu birleştirmiş olduğumuz trabzan sırası var. Bakın bu uç noktayı da burada birleştirebiliriz. Şu şekilde başlangıç gözeneğine bakın. Tığı takıyorum. Başlamış olduğumuz ipin ucu duruyor. Onu içerisinden geçiriyorum. Burada zincir çekip bir sağlamlaştırıyorum. Bakın çekiyorum. Düzgün bir sıra oldu bakın burası. Hiç belli olmuyor. Lastik örgümüze devam edelim. Bir içten bir dıştan alarak örgüye devam ediyoruz. Bu başladığımız noktaya kadar bakın lastik görüntüsü böyle görünüyor. Bu başladığımız noktaya kadar bir içten bir dıştan boşluklardan alarak trabzan yapalım devam edelim. Bu sırada trabzanları bir içten bir dıştan trabzanlar yaparak lastik örgüsü yaptım. Bakın sıra sonuna geldim. Sıra sonunda iki zincir çekmiştik. Bakın bu trabzanın tepe noktasına. O terste görünen kalıyor. En son bitirmiş olduğum benden taraftan başlangıcı da benden taraftan görünen trabzan olarak yapmıştık. Bu ilk başladığımız bakın şu trabzanın tepe noktasına tığı takıyorum İlmeği alıyorum hepsinin içerisinden geçirerek kaydırma tekniği yaptım sırayı kapadım lastik örgüsü iki sıra görünüyor bakın bir sıra trabzan yaptık ikinci sırada bir içten bir dıştan trabzanlar yaparak lastik görünümü verdik bu lastik görünümüne devam edeceğiz üçüncü sırada bir iki zincir çekiyorum ipi tığın üzerine alıyorum bu sırada da nasıl görüyorsak o şekilde trabzanlar yapıyoruz. Bakın benden taraftan görünüyor. Benden taraftan boşluktan aldım. Trabzan yaptım. Diğer taraftan görünüyor. Diğer taraftan bakın ters taraftan boşluktan aldım. Trabzan yaptım. Nasıl görüyorsam bakın benden taraftan görünüyor. Benden taraftan aldım. Trabzan yaptım diğer tarafta görünüyor diğer taraftan aldım bu sırayı da nasıl görüyorsak o şekilde trabzanlar alarak devam edeceğiz sıra sonuna geldiğimiz zaman kaydırma tekniğiyle sırayı kapatacağız bir sonraki sıraya geçeceğiz orada da aynı şekilde nasıl görüyorsak devam edeceğiz arkadaşlar bu lastik görünümlü sırayı tercihinize göre 4 5 sıra olarak tamamlayalım. Daha sonra model bölümüne geçeriz. Eteğin bel lastiğini 4 sıra lastik olarak tamamladım. Bakın 1 2 3 4 isteyen arkadaşlar bir sıra daha lastik örgüsü örebilirsiniz. Bu bel eni tamamen tercihinize kalmıştı arkadaşlar. Gri rengin işini de burada bitiriyoruz arkadaşlar. Pembe renge geçeceğiz artık. Bakın sıra sonundayım. Kaydırma tekniğiyle sırayı kapadım, bitirdim. Bunu artık burada kesebilirim. Pembe renkli ipimi elim alıyorum, içinden çıkarıyorum ben arkadaşlar ucunu. Siz isterseniz bu bandı çıkararak da kullanabilirsiniz. Ben içerisinden çıkararak örgü örmeyi tercih ediyorum. Şimdi bakın eteğimizin bu renkli bölümüne geçtik. Bu katlarını yapmadan önce iç bölümü oluşturacak olan bu file bölümünü yapacağız. File bölümünü önce yapalım. Daha sonra bu katlarını yaparız. File bölümü zaten sadece zincirlerden oluşuyor. Bakın buradan ilk gözenekten herhangi bir gözenekten başladığımız yerden çıkarıyorum ben bir ilmek yapalım. 1 2 3 zincir çekiyorum. File örgüsünü bakın şu ilmeklere yapacağız. Trabzanların tepe noktasına baktığınız zaman bakın görünüyor zaten 1 2 ilmek görünüyor. Bu ilmeğin bu katına iç bölümde bulunan katına file örgüsünü yapacağız. Bu katına da daha sonra bu kat bölümlerini öreceğiz Onun için tamamını almıyorum bu ilmeklerin bakın şu şekilde almıyorum bakın şu şekilde iç ilmekten alarak buraya bir trabzan yapıyorum normal ikili trabzan yaptık bir zincir çekiyorum ipi tığın üzerine alıyorum yanındaki gözeneğin ilmeğini alıyorum bakın bir trabzan yaptım bir zincir çekiyorum ipi tığın üzerine alıyorum diğer gözeneğin ilmeğinden alıyorum trabzan yapıyorum bir zincir çekiyorum ipi tığın üzerine alıyorum bakın bu kulakçıktan tutarak ilmekten tutarak trabzan yapıyorum bir zincir çekiyorum tekrar aynı şekilde bu iç ilmeklerden alarak trabzanlar yapıyoruz. Daha sonra bu filil örgüsünü bitirdiğimiz zaman geriye dönerek bu katlara da modelleri yerleştireceğiz. Sıra sonuna kadar aralarda birer zincir çekerek trabzanlar yapalım. bakın aralarda birer zincir çekerek ilmeklerin de iç kulakçıklarından alarak trabzanları yaptım sıra sonuna geldim fil olarak devam edeceğiz Onun için buraya düz olarak batmıyorum Arkadaşlar bakın bir zincir çekiyorum ipi tığın üzerine alıyorum trabzanlara devam ediyorum bir zincir çekiyorum boşluklara batıyorum bakın bir zincir çektiğimiz boşluklara batıyorum bir zincir çekiyorum boşluğa trabzan yaptım bir zincir çekiyorum boşluğa trabzan yaptım bakın bu şekilde birer zincir çekerek fil örgümüze devam ediyoruz kolay olsun diye aralara batıyorum tepe noktalarına batmıyorum aynı şekilde sıra sonuna kadar gelelim hiç ara vermeden bakın sıra sonunda yine boşluklara batarak file örgümüze devam edelim. Bu şekilde file örgüsünden 11 sıra kadar örelim arkadaşlar. Daha sonra bu kat modellerini etek ucuna ve aralara yerleştirmesini yapalım. 11 sıraya kadar 10 11 o kadar tamamlayalım gelelim. eteğin file örgüsünü tamamlayarak geldim. Size 11 sıra file örgüsü yeterli demiştim. Ama galiba ipim biraz ince olduğu için ve elimi de biraz sıkı tuttum. O yüzden 11 sıra kısa geldi. 14 sıraya tamamladım. Bakın sayıyorum. 2 4 6 8 10 12 ve 14. 14 sıranın sonunda burada bitirdim. Bitirdiğim noktayı size göstermek istiyorum. Bakın. Bu filelere başladığımız bir yer vardı. Yuvarlak dönerek ya dönüş yaptığımız yer vardı. Döne döne örmüştük fileyi. Buradan bakın bu son sırayı bunu takip ediyoruz. Takip ettiğimiz zaman bakın bu karecikler oluşmuş. Bu kareleri takip ediyoruz. Nerede bitiyorsa buraya kadar file örüyoruz. birisini söktüm. Bakın file örgüsünü bitirmek için de yine bir zincir çekiyorum. Bitim noktası olan buraya sık iğne olarak yapıyorum. Bakın sık iğne olarak battım. Kaydırma tekniği de yapabilirsiniz. fil olduğu için önemli değil buranın bitim noktası. Bakın böylece her noktası 14 sıra file oldu. Artık eteğin ucuna modeli yerleştireceğiz. Bakın artık modellerimize geçiyoruz. Etek ucuna fileden itibaren bu şekilde modelimizi yerleştirelim. Daha sonra üst katlara başlarız. Model yerleştirmek için bakın buraya sık iğne olarak tutturdum. 1 2 zincir çekiyorum. Bakın sık iğne olarak battığımız bu noktadan itibaren bir kafes atlıyorum. 2 trabzan görüntüsü var bakın. Bunu atlıyorum ipi tığın üzerine alıyorum. Bakın bu kafes atlıyorum. İkinci kafes içerisine iki trabzan yapıyorum. Bakın bir aynı kafes içerisine bir trabzan daha yapıyorum. İki trabzanı yaptım. İki zincir çekiyorum. Bir iki zincir ipi tığın üzerine alıyorum. Aynı kafes içerisine iki trabzan daha yapıyorum. Bir 2 trabzan 1 2 zincir çekiyorum bir kafes atlıyorum bakın arada bir kafese atlıyorum ikinci kafes içerisine sık iğne olarak bunu sabitliyorum 1 2 zincir çekiyorum ipi tığın üzerine alıyorum arada bir kafes atlıyorum yine bakın bu kafesi atlıyorum ikinci kafes içerisine iki trabzan yapıyorum 1 2 1 2 zincir çekiyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Aynı kafes içerisine 2 tırabzan daha yapıyorum. 1 2 2 zincir çekiyorum. 1 kafes atlıyorum. 2. kafes içerisine sık iğne olarak sabitliyorum. 1 2 zincir çekiyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. 1 kafes atlıyorum. 2. kafes içerisine 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan yapıyorum. Bakın modelimiz bu şekilde devam edecek arkadaşlar. Bir kafes içerisine 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan yapıyoruz. 2 zincir çekiyoruz. 1 kafes atlıyoruz. Sık iğne olarak batıyoruz. Tekrar 2 zincir çekiyoruz. 1 kafes atlıyoruz. Modelimizi yerleştiriyoruz. 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan yapıyoruz modelimize. 2 zincir çekiyoruz. 1 kafes atlıyoruz. Sık iğne olarak batıyoruz. Tekrar 2 zincir çekiyoruz. Modelimizi yapmak üzere 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan yapıyoruz sıra sonuna kadar aynı şekilde devam edelim 2 zincir çekiyoruz bir kafes atlıyorum ikinci kafes içerisine 1 2 zincir çekiyorum bir kafes atlıyorum ikinci kafese trabzan yapıyorum Sıra sonunda son model yerleştirmesini de yaptım. Burada tekrar iki zincir çekiyorum bakın. Bu başladığımız sık iğne gözeneği vardı. Bu gözenek ile kaydırma tekniği yaparak sırayı kapatıyorum. Bakın tığı taktım. ilmeği içerisinden geçiriyorum. Böylece sırayı tamamlamış olduk. Bir sırada kaç model yerleştirdiğimize bakıyorum. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 19 model yerleşti bir sırada arkadaşlar ikinci sıraya geçiyoruz ikinci sıraya bu trabzanların Tepe noktasından başlayacağız oraya gitmek için bakın bu şekilde kaydırma tekniği yaparak trabzanın üzerine geçiyorum bakın ilk trabzanın Tepe noktasına geldim 1 2 3 zincir çekiyorum ipi tığın üzerine alıyorum ilk trabzanın bakın yanındaki diğer trabzanın tepe noktasına batarak bir trabzan yapıyorum bu başta çekmiş olduğumuz Üç zincir de bir trabzan oluyor iki trabzan yaptık ipi tığın üzerine alıyorum bu iki zincir çektiğimiz boşluğa bir trabzan daha yapıyorum bakın 3 trabzan oldu 1 2 zincir çekiyorum ipi tığın üzerine alıyorum Aynı boşluk içerisine bakın. iki zincirlik boşluğa bir trabzan yaptım. İpi tığın üzerine alıyorum. Takip eden iki trabzan var. Bunun ikisinin de tepe noktalarına birer trabzan yapıyorum. Bir. 2 Bakın 3 trabzan oldu. İpi tığın üzerine alıyorum. Zincir çekmiyorum bakın. İpi tığın üzerine aldım. Diğer modelde bulunan trabzana geçiyorum. Bu ilk trabzanın tepe noktasına bir trabzan yapıyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Diğer trabzanın tepe noktasına bir trabzan yaptım. 2 zincirlik boşluğa bir trabzan yaptım. Burada 3 trabzan yaptık. 2 zincir çekiyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Bakın bu iki zincirlik boşluğa bir trabzan yapıyorum. Takip eden bu iki trabzanın tepe noktalarına da birer trabzan yapıyorum. Zincir çekmeden bakın ipi tığın üzerine alıyorum. Diğer modelde bulunan trabzana geçiyorum. Buna bir trabzan yapıyorum ve devam ediyorum. Bu sırada da bir alt sırada bakın ikişer trabzan 2 trabzan 2 zincir 2 trabzan yapmıştık bu sırada da bir alt sırada yapmış olduğumuz bu iki trabzanların üzerine birer trabzan yapıyoruz bir de bu iki zincirlik boşla bir trabzan 2 zincir bir trabzan yapıyoruz bir alt sırada iki olan trabzan sayısı bu sırada üçe çıktı bakın 3 trabzan oluyor bakın bir trabzan yaptım ikinci trabzana trabzan yapıyorum boşluğa bir trabzan yaptım 3 trabzan oldu 1 2 zincir boşluğa bir trabzan yaptım takip eden iki trabzanın da tepe noktasına trabzan yapıyorum diğer modele geçerken zincir çekmiyorum artık bakın ipi tığın üzerine alıyorum diğer modele geçiyorum bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim arkadaşlar Sıra sonunda bulunan bu son modele kadar 2 tırabzanın tepe noktasına tırabzan yapıyoruz. Bir de boşluğa tırabzan yapıyoruz. 3 tırabzan, 2 zincir, 3 tırabzan yaparak sırayı tamamlayalım. Modelde ikinci sırayı da 3 tırabzan, 2 zincir, 3 trabzandan yaparak bakın sıra sonuna kadar geldim. İpi tığın üzerine almadan bu başlangıçta 3 zincir çekerek bir tırabzan oluşturmuştuk. Bunun üçüncü zincirin tepe noktasına batıyorum, ilmeği alıyorum, bakın hepsini içerisinden geçirerek kaydırma tekniği yapıyorum. Sırayı kapadım. Böylece iki sırayı bitirmiş olduk. Üçüncü sıraya geçiyorum. Bu sırada bu iki zincirden önce bulunan iki trabzanın tepe noktalarına trabzanlar yapacağız. Bakın ikinci trabzanın tepe noktasına tığı taktım, ilmek aldım, geçirdim. Kaydırma tekniğiyle ikinci tırabzanın tepe noktasına geldim. 1 2 3 zincir çekiyorum. ipi tığın üzerine alıyorum. İlk tırabzanın tepe noktasına bir tırabzan yapıyorum. Bakın bu da bir tırabzan 2 oldu. Bu 2 zincirlik boşluğa 2 tırabzan yapıyorum. 1 2 1 2 zincir çekiyorum. ipi tığın üzerine alıyorum aynı bu iki zincirlik boşluğa iki trabzan yapıyorum 1 2 bakın iki zincirlik boşluğa iki trabzan daha yaptım takip eden Bakın bu ilk iki trabzanın tepe noktalarına da birer trabzan yapıyorum 1 iki. sonda bulunan trabzanın tepe noktasına trabzan yapmıyorum ipi tığın üzerine alıyorum diğer modelinde İlk başta bulunan trabzanın tepe noktasına yapmıyorum, ikinci trabzanına trabzan yapıyorum. Diğer trabzanın tepe noktasına da trabzan yaptım. İpi tığın üzerine aldım, boşla 2 trabzan yapıyorum. 1 2 zincir çekiyorum. Bakın bu iki zincirlik boşla 2 trabzan yapıyorum. Takip eden iki trabzanın tepe noktasına da ikişer trabzan yaptım. Sıra sonunda bulunan, bakın bu son trabzana yapmıyorum, onu atlıyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Diğer modelinde ilk trabzana yapmıyorum, ikinci trabzana yapıyorum. İki trabzan, iki zincirlik boşluğa iki trabzan, iki zincir çekiyorum. 2 trabzan yapıyorum bakın böyle bu sırada da bir alt sırada 3 trabzan yapmıştık bakın bu sırada 4 yapıyoruz ama modele başlarken ilk trabzanı tepe noktasına yapmıyoruz model bitiminde de son trabzanı tepe noktasına yapmıyoruz bu şekilde dörder trabzandan oluşacak modelimizi sıra sonuna kadar devam ediyoruz Üçüncü sıranın sonunda da 4 trabzan 2 zincir 4 trabzan olan modelimi bitirdim. Bakın son modeldeyim. Bir alt sırada yapmış olduğumuz gibi bakın bu başlarken çekmiş olduğumuz 3 üç zincirin 3. zincirin tepe noktasına battım. Kaydırma tekniği yaparak sırayı kapadım. Tekrar bakın bundan başlamıyoruz. 2. trabzanın tepe noktasına kaydırma tekniği yaparak geçtim. 1 2 3 zincir çektim. 4. Sırada da bu 1. Alt sırada 4 trabzan yapmıştık. Bu sırada 5 trabzan yapacağız. Aynı şekilde bu ilk ve son trabzanlara trabzan yapmayacağız. Bunları kaydırıyoruz. Bakın, bir trabzanı kaydırdım. Bu bir trabzan oluyor 3 zincir, 2. Trabzan, 3. Trabzan. İpi tığın üzerine alıyorum. 2 zincirlik boşluğa 2 tırabzan yapıyorum. 1 2 Bakın görmüş olduğunuz gibi 2 4 5 tırabzan oldu. 1 2 zincir çekiyorum. 2 zincirlik boşluğa 2 tırabzan yapıyorum. Takip eden 3 tırabzanın tepe noktasına tırabzan yapıyorum. Bakın 1 2 3 son trabzana yapmıyorum onu atlayacağız bakın 2 4 5 trabzan yaptık ipi tığın üzerine alıyorum diğer modele geçiyorum diğer modelinde bu ilk trabzanı atlıyorum ikinci trabzanın tepe noktasına trabzan yapıyorum toplam 5 trabzan yapacağız 2 3 trabzanın tepe noktasına trabzan yaptım Boşluğa da 2 trabzan yapıyorum. 1 2 2 zincir çekiyorum. Boşluğa 2 trabzan yapıyorum. Takip eden 3 trabzanında tepe noktasına trabzanlar yapıyorum. Sondaki trabzana yapmıyorum bakın. Bir alt sırada yapmış olduğumuz gibi modele başlarken ilk trabzan model bitiminde de son trabzanı atlayarak 5 trabzan yapıyoruz arkadaşlar sıra sonuna kadar bu şekilde devam edelim 5 trabzan 2 zincir 5 trabzandan oluşan modelin sırasının da sonuna geldim bunu yine aynı her sırada yaptığımız gibi başlangıç gözeneği ile bakın ilk trabzan ile kaydırma tekniği yaparak sırayı kapadım bir diğer trabzanın tepe noktasına kaydırma tekniği ile geçtim bakın şu anda 2 4 trabzan var bu sırada da 6 trabzan 2 zincir 6 trabzan yapacağız yine model başında bir trabzanı model sonunda da bir trabzanı yapmayacağız bakın 1 2 3 zincir çekiyorum ikinci trabzanın tepe noktasına trabzan yapıyorum 4 trabzan yaptık bakın 2 zincirlik boşluğa da 2 trabzan yapıyorum 6 trabzan elde ediyorum 1 2 1 2 zincir boşluğa 2 trabzan yapıyorum bu bir alt sırada 5 trabzan var bunun 4 trabzanın tepe noktasına trabzan yapıyorum bakın 6 trabzan elde ettik son trabzanı yapmadım bakın atlıyorum diğer modelinde ilk trabzanı atlıyorum ikinci trabzanın Tepe noktasına trabzan yapıyorum 4 trabzana trabzan yapıyorum 2 zincirlik boşluğa 2 trabzan yaptım 2 zincir çekiyorum ve modelime devam ediyorum Bakın gördüğünüz gibi model sıraları birbirinin aynısı oluyor. Model başında ve sonunda bulunan trabzanları atlıyoruz. Diğer trabzanlara trabzan yapıyoruz. 2 zincirlik çektiğimiz boşluklara da ikişer trabzan yapıyoruz. Sıra sonuna kadar devam edelim. 6 trabzan, 2 zincir, 6 trabzan olarak. 5. sıranın sonunda da 6 trabzan, 2 zincir, 6 trabzan olarak son modelimi yaptım her zaman olduğu gibi bakın başlangıç gözeneği ile ilk trabzan ile kaydırma tekniği yaparak sırayı kapatıyorum bir sıra daha gideceğiz modelimizi bitireceğiz arkadaşlar bu sırada tekrar 6 trabzan yapacağız ikinci trabzana geçiyorum bakın kaydırma tekniği yaparak ikinci trabzanın üzerine geçiyorum 1 2 3 zincir çekiyorum trabzanların tepe noktalarına batarak trabzan yapıyorum. Bakın baştaki trabzana yapmadık. İkinci trabzandan itibaren 2, 4, 5 trabzan yaptık. İpi tığın üzerine alıyorum. Boşluğa bir trabzan yapıyorum. Bundan önceki sıralarda ikişer trabzan yapmıştık. Arttırma yapabilmek için. Burada tekrar 6 trabzan ile modelimizi devam ettireceğiz onun için bir trabzan yaptım baştan bir trabzan atladık bu modelin sonunda bulunan bir trabzan da atlayacağız bir iki zincir çekiyorum İki zincirlik boşluğa trabzan yaptım bakın buraya bir trabzan yaptım İki yapmadım takip eden 5 trabzanın üzerine trabzan yapıyorum Bakın boşluğa bir trabzan yaptık. Takip eden 5 trabzanın üzerine trabzan yaptık. Son trabzanımız boş kaldı. İpi tığın üzerine alıyorum. Diğer modelde ilk trabzan atlıyorum. İkinci trabzanın tepe noktasına bir trabzan yapıyorum. Ve devam ediyorum. 5 trabzanın üzerine trabzan yapıyorum. boşluğa bir trabzan yapıyorum 6 trabzanı elde ettim 2 zincir çekiyorum boşluğa bir trabzan yapıyorum trabzan üzerlerine trabzanları yapıyorum bu şekilde devam ediyoruz model sonunda bulunan bu son trabzanı yapmayacağız 6 trabzan elde edeceğiz bu sırayı da 6 trabzan 2 zincir 6 trabzan olarak tamamlayalım son modele kadar gidelim Altıncı sıranın sonunda altı trabzan ile bakın tamamladım arkadaşlar. Başta yapmış olduğumuz bu trabzanın üçüncü zinciri ile kaydırma tekniği yaparak sırayı kapatıyorum ve bitirmiş olduk. Bir zincir çekip sağlamlaştırıyorum. İpimi burada kesiyorum. Bakın katın birisini etek ucunda hazırlayıp bitirdik Arkadaşlar şimdi diğer katları yapalım birisini bu bel lastiğini bitirdiğimiz noktadan yapacağız bir diğerinde ikisinin ortasına yerleştireceğiz bel lastiğini bitirdiğimiz yerden başlıyorum bakın pembe renge geçmiştik buradan pembe renkli ipimi takıyorum bir defa düğüm atabiliriz. Daha sağlam oluyor örgülerde. Şöyle bir defa düğüm attım. Buradan bir ilmek çıkarıyorum. Bunu da içeride tutalım. Bir, iki zincir çekiyorum. Bu filelere başlarken bel lastiğinin iki kulakçığı vardı. Bakın burada son sırada bir kulakçığına bu fileleri yapmıştık. Bir kulakçığına modelleri yapacağımı söylemiştim. Bakın şu kulakçıklar. Gördüğünüz gibi her trabzanda bir kulakçık var ondan. Bu gri kulakçıklara yapıyoruz. İki zincir çektim. Bakın ipi tığın üzerine alıyorum. Burada bulunan bu kulakçığı yakalıyorum. Bakın bu ilmeği buna iki trabzan 2 zincir aynı bakın ilmeğin üzerine 2 trabzan daha yapıyorum bu katlar bu etek ucunda yapmış olduğumuz işlemlerin aynısı arkadaşlar onun gibi model oluşturuyoruz bunda da 2 trabzan 2 zincir 2 trabzan şeklinde modelleri yerleştirmiştik buraya da aynı şekilde model yerleştireceğiz 1 2 zincir çekiyorum bakın burada bir iki ilmek atlıyorum üçüncü ilmeği bakın şu ilmeği alıyorum sık iğne olarak tutturuyorum bir iki zincir çekiyorum ipi tığın üzerine alıyorum burada bir ilmek atlıyorum bakın bunu atlıyorum buna yapmıyorum diğer ikinci ilmeğe model yerleştirmesi yapıyorum bir 2 trabzan yaptım. 1 2 zincir. ipi tığın üzerine alıyorum. Aynı ilmek üzerine 2 trabzan daha yapıyorum. 1 2 zincir çekiyorum. ipi tığın üzerine almadan Bakın bu 1 2 ilmeği atlıyorum. 3. ilmeği bakın şu kulakçık gibi görünen 1 2 atladım 3. ilmeğe sık iğne olarak tutturdum 1 2 zincir çekiyorum ipi tığın üzerine alıyorum burada bir ilmek atlıyorum ikinci ilmeğe model yerleştiriyorum 1 2 2 zincir çekiyorum aynı ilmek üzerine 2 trabzan yapıyorum 1 2 zincir çekiyorum 1 2 ilmek atlıyorum 3. ilmeğe sık iğne olarak tutturuyorum bu sırada da model yerleştirmemizi böyle yapacağız arkadaşlar aralarda 2 ilmeği atlıyoruz bakın bu iki kulakçıkları atlıyoruz bunda sık iğne yapıyoruz sık iğneden sonra bir kulakçık atlıyoruz ikinciye model yerleştiriyoruz modelden sonra 2 kulakçık atlıyoruz 2 ilmeği atlıyoruz üçüncüye sık iğne yapıyorum sık iğneden sonra bir atlıyorum model yerleştiriyorum yani kısaca bu aralarda sık iğneden önce iki gözenek atlıyoruz sık iğneden sonra bir gözenek atlayarak model yerleştiriyoruz bu başladığımız yere kadar modellerimizi yerleştirelim bel lastiğinin buradaki modelleri de iki trabzan 2 zincir 2 trabzan olarak bakın sıra sonuna kadar yaptım bir zincir çekiyorum burada bir zincir çekelim sıra sonunda Arkadaşlar bu başlangıçta bir sık iğne olarak yapmıştık bakın buraya takıyorum kaydırma tekniği ile kapatıyorum Sıramı bakın birleştirmiş olduk bu etek ucunda uygulamış olduğumuz modelin aynısını yapacağız şimdi bu üç trabzanlı olan sıradayız. İkinci sırasındayız modelin. İkinci sırası için bakın kaydırma tekniği ile ilk trabzanın tepe noktasına kaydırma tekniği yaparak geçiyorum. Bir, iki, üç zincir çektim. İpi tığın üzerine aldım. Yanındaki trabzanın tepe noktasına batarak bir trabzan yaptım. İki trabzan yaptık. Bu iki zincir çektiğimiz model ortasında bulunan boşluğa bir trabzan yapıyorum. 3 trabzan yaptık. 1 2 zincir ipi tığın üzerine alıyorum. Bu iki zincirlik boşluğa bir trabzan daha yapıyorum. Takip eden iki trabzanın tepe noktasına da trabzanlar yapıyorum. 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan yapıyoruz. İpi tığın üzerine alıyorum. Diğer modele geçiyorum. Bakın, diğer modelin ilk trabzanına trabzan yapıyorum. Diğer trabzan'a da aynı şekilde trabzan yaptım. Boşluğa bir trabzan yapıyorum. Bir, iki zincir çekiyorum. Aynı boşluğa trabzan. Takip eden iki trabzanın üzerine trabzan yapıyorum. Bakın gördüğünüz gibi bu sırayı da 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan olarak devam ediyoruz. İtek ucunda uyguladığımız modellerin aynısını bu katta da uygulayacağız. Aynı sayıda trabzanlar yaparak aynı sıra sayısınca da modellerimizi tamamlayalım. Bunu burada bırakalım. Diğer ara katına yapalım. Burada kaç model yerleştirdiğimizi söylemeyi unuttum. Bakın sayıyorum. 1, 2, 3, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 model yapmışız arkadaşlar. Bel bölgesinde 16 model bulunuyor. Şimdi ara katını yapalım. Ara katı için ipin diğer ucunda çıkaralım. İkisini iki katı birlikte öreriz. Ara katını hesaplayabilmek için 14 sıra file örgüsü yapmıştık arkadaşlar. 7'si bu katın altında kalacak. 7 sırada diğer katın altında kalacak sayıyorum bakın. İşaret yapalım oraya. 1 2 3 4 5 6 7. bitimi burası. Bakın buradan aşağıda da 2 4 6 7 sıra kaldı. Bu işaret taktığımız Bakın bu sıraya model yerleştirmesi yapacağız. Bu işaret taktığım yerden bakın şu şekilde tığımı taktım. İpimizi burada bağlayalım bir. Buradan bir ilmek çıkarıyorum. 1 2 zincir çekiyorum. Bakın şöyle tutarsam daha güzel görünür arkadaşlar. İpi tığın üzerine alıyorum. Arada bakın iki trabzan var. İki, bir fileyi atlıyoruz. Bakın şu iki trabzanı atlıyoruz. 3. trabzanın olduğu yere bakın şuraya trabzan yapıyorum. Aynı yere bir trabzan daha yapıyorum. Bir, 2 zincir çekiyorum ipi tığın üzerine arıyorum bakın aynı boşluğa 2 trabzan daha yapıyorum 2 trabzanlı sırası burası modelimizin bu ip altta dursun 1 2 zincir çekiyorum İpi tığın üzerine almadan bakın sık iğne yapacağız iki model ortasına buradan gösterelim daha güzel oluyor bakın şu iki trabzana bir kafesi atlıyorum bir kafesten sonra bir sık iğne olarak battım bir iki zincir çekiyorum ipi tığın üzerine alıyorum bu bir kafese atlıyorum bakın atlamış olduğum kafesten sonra bir iki trabzan yapıyorum buraya 1 2 1 2 zincir çekiyorum ipi tığın üzerine alıyorum bakın aynı boşluğa iki trabzanın yanına iki trabzan daha yapıyorum 1 2 1 2 zincir çekiyorum bu bir kafesi atlıyorum bakın şuradaki kafesi atlıyorum ikinci kafesin içerisine sık iğne olarak tutturuyorum 1 2 zincir çekiyorum ipi tığın üzerine alıyorum şu kafesi atlıyorum trabzan yapıyorum model yerleştiriyorum etek ucunda da aynı şekilde Aralarda birer kafes atlamıştık. Bir sık iğne batmıştık, bir atlayıp tekrar bir kafes atlayıp model yerleştirmiştik. Bu sırayı bu şekilde yerleştiriyoruz arkadaşlar. Ara katın modellerini buraya kadar yerleştirdim arkadaşlar. Bakın, başladığımız yerde böyle bir görüntü oldu. Siz takılırsınız belki diye burada sizi bekledim. Bundan hiçbir şey olmaz. Zaten bu katın altında kalacağı için biz bu kafesleri dönerek ördüğümüz için böyle bir görüntü oluştu. Eğer tepe noktalarına batarak yapmış olsaydık böyle bir görüntü oluşmayacaktı. Biz döne döne ördüğümüzden böyle biraz verev geldi. Bundan hiçbir şey olmaz. Bakın ipi tığın üzerine alıyorum model yerleştiriyorum. Buraya modelimi yerleştiriyorum normal buraya kadar yapmış olduğum gibi. 2 trabzan 2 zincir 2 trabzan olarak 2 trabzan yaptım 2 zincir çektim aynı boşluğa 2 trabzan daha yapıyorum 1 2 zincir çekiyorum bakın bu işaretimizi çıkaralım artık bu başlangıç yaptığımız yere kaydırma tekniği ile kapatıyorum bakın ondan hiçbir şey olmuyor kaydırma tekniği ile bu ilk trabzanın üzerine gidiyorum 1 2 3 zincir çekiyorum ikinci trabzanın tepe noktasına trabzan yapıyorum modellerimizin ikinci sırasındayız 3 trabzan 2 zincir 3 trabzan yapıyoruz ipi tığın üzerine alıyorum bakın başka hiçbir işlem yapmadan diğer modelde bulunan ilk trabzana trabzan yapıyorum takip eden trabzanın üzerine trabzan yapıyorum boşluğa bir trabzan yaptım 3 trabzanı elde ettim 1 2 zincir çekiyorum boşluğa bir trabzan yapıyorum ipi tığın üzerine alıyorum takip eden iki trabzanın üzerine birer trabzan yapıyorum ipi tığın üzerine alıyorum diğer modelin içerisine geçiyorum bakın trabzanların üzerine trabzan yapıyorum bu sırayı da bu şekilde devam ettireceğiz bu orta katta kaç model yerleştirdiğimizi sayıyorum bakın bakın buradan itibaren başladığımız yer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 16, 17, 18, 19. Etek ucuna da 19 model yerleştirmiştik. Bu ara katta da 19 model var. Bu bel lastiğinin olduğu yerde 16 model var. Başka hiçbir işlem yapmadan bu etek ucunda hangi sırada kaç trabzan yaptıysak hem bu bel lastiğinin orada oluşturmuş olduğumuz modellerde hem bu ara katta aynı işlemleri yaparak eteğin katlarını bitirelim bitmiş haliyle gelelim arkadaşlar eteğin modelli kat örgülerinde bakın etek ucunda yapmış olduğumuz gibi aynı sıra sayısınca ördüm arkadaşlar bu şekilde bakın 3 katlı bir etek elde etmiş olduk uç bölümlerinde bu yapmış olduğumuz modellerin ucunda da gri renk ile bir sıra sık iğne yaptım bu üçüncü sık iğneyi şimdi sizinle birlikte yapalım. Bakın bu pembe ile bitirmiştim. Sıra sonunda da kaydırma tekniği yaparak sıramı kapattım. Buradan gözeneğe tığ takıyorum. İlmek alıp gri renk ile bakın şu şekilde bunu buraya sabitliyorum. İpi tığın üzerine almadan bir sıra sık iğne yapacağız son gözeneklere bakın tepe noktalarına batarak sık iğnelere devam ediyorum bakın bu şekilde bu orta noktada iki zincir çekiyorduk trabzanların ortasında buraya da iki sık iğne yapıyorum bakın bir Aynı boşluğa bir sık iğne daha yaptım. Takip eden trabzanlarında tepe noktalarına sık iğne yapıyorum. Bu pembe ipin ucunu ve gri renk ile başladığımız bu sıraya başladığımız ipin ucunu da içeriden götürüyorum. Örgümüzün görüntüsü temiz olsun diye bakın. Bu şekilde sık iğnelerle çevirerek başladığımız yere kadar gelelim. Başladığımız yerde de kaydırma tekniği yaparak bu sırayı bitirelim. Bitmiş haliyle gelelim arkadaşlar. Bakın ben iki sırayı aynı şekilde çevirdim. Bu ara katı da çevirip gelelim. Bakın eteğin ara katının modelinin ucuna da gri renk ile sık iğne örgülerini tamamladım arkadaşlar. Böylece 3 kat ucunda bitirmiş olduk. Bakın bu şekilde çok güzel bir etek elde etmiş olduk. Çok şirin, çıtı pıtı oldu. Tam kızların seveceği tarzda bir etek oldu arkadaşlar. Ölçülerini size vermek istiyorum. Bakın bunun tersi düzü yok. Her yönden de çok rahat kullanılabilir. Önü arkası diye bir şey yok. Her taraftan da kullanılabilecek bir etek modeli. Giyimi de çok kolay. Bakın bir lastiği böyle. Ölçülerini vermek istiyorum size bitmiş olarak bakın uç noktasından en uç noktasına kadar olan uzunluk 24 santim enini ölçüyorum bel eni bakın buradan itibaren 22 santim her bir katın kaç santim olduğunu ölçüyorum onu da ölçelim bakın modele başladığımız yerden itibaren uç noktasına kadar 8 santim her kat 8 santimden oluşuyor. Eteğimizi ilk önce file örgüsü ördük. Daha sonra örmüş olduğumuz filenin ucuna model yerleştirdik. Bu yerleştirmiş olduğumuz modelin aynısını bir bel çevresinden bir de ara kattan olmak üzere 3 model olarak tamamladık. Ve çok güzel bir etek elde ettik. Bu etek bu şekilde kullanıma hazır arkadaşlar. Dileyen böyle kullanabilir. Veya isterseniz bu bel bölgesine kordon ip kordon geçirebilirsiniz, kurdale geçirebilirsiniz. Ben bugün bir kurdale geçireyim, kurdaleli olarak görelim. Saten kurdale olur, organza kurdale olur. Elinizde hangisi varsa veya kordonu kendinizde örerek hazırlayabilirsiniz. İsteyen arkadaşlar için kordon yapımı kanalımda videolar arasında var. Videolardan bakarsanız bulabilirsiniz. Bakın, kurdaliyi çatal iğneye geçirdim, taktım ucunu. Herhangi bir yerden. Çünkü öne arkası yok. Ama isterseniz bu birleştirme yaptığımız noktayı arka bölüme getirebilirsiniz. Bakın, bu lastik örgüsünün son sırası, renkli ipe geçtiğimiz yerdeki son sıranın şuradan iğneyi geçiriyorum çatal iğneyi. Bu lastiği benden tarafa yapmış olduğum bölümler üste kalacak ters taraftan yaptığımız altta olacak şekilde çatal iğneyi geçiriyorum bakın. Düzgünce geçirelim, düzgün görünsün. Bakın başladığımız yere kadar taktım. Kurdalenin ucunda şu şekilde şekilli olarak kesiyorum. Bunu bebeğinizin beline göre sıkıca bağlayıp kullanabilirsiniz. Böyle de fiyonk olarak bağlıyoruz. Zaten güzel olan eteğimize biraz daha şıklık katıyoruz bakın. Çok güzel bir etek yaptık arkadaşlar. Ben bugün bu eteğin anlatımını size zevkle yaptım. Ümit ederim siz de beğenmişsinizdir. Böylece bugünkü örgü anlatımımızı da burada bitiriyorum arkadaşlar. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz Ece'nin Örgüleri YouTube kanalına abone olmayı unutmayın lütfen. İnşallah sizlerle yeniden yeni örgülerde buluşmak üzere. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.